Sağlık Bakanımız bir şey attı, tweet attı. Dikkat edilmesiyle ilgili senin de için ne olduğunu ve evet. sen hemen cevap verdin. Dedin ki ya biz hata ettik ama bundan sonra dikkat edeceğiz söz veriyorum. Hı -hı. Ediyor musun dikkat gerçekten? Yani ediyoruz tabii ki. Yani özellikle ne uzun... yapıyorsun? Biz, hayatta sen neyi değiştirdin rutinde? Ya çekim alanlarımız için söyledim Hı -hı. ben onu aslında. Kendimle ilgili zaten ediyorum Orada yani. neydi bir hatırlatalım mı? Yani bir ya, e, survival survival sor... e, kazanma sahnesinde bir anda eee sevenleri sahneye çıktı. E, sahneye çıkınca da e, açıkçası orada bir kalabalık oluştu. E, yani tabii ki bir, bir hata oldu orada. Onun önlemini almamız gerekiyordu, alamadık canlı yayında bir anda. E, ama dediğim gibi hani bundan sonra hani böyle bir şey olacak olsa ona göre önlemimiz. Bazen bazı yerlerde yaşayarak alıyorsun. Orada da tabii ki hatalıyız ekip olarak. E, arkadaşlara da gerekli uyarı yaptım. Bir yani, sağlık konusu şöyle ben hani Covid'in e, açıkçası e, yayılma hızının e, şaşkınlığı içindeyim. E, ama anladığım kadarıyla dünyada şöyle bir ikilem başladı. Yani Covid bizim hayatımızı esir alacak mı diye. Hani Avrupa'da, e, Amerika'da şu anda protesto gösterileri başladı. Evet. Öyle bir ikilem ki bu. Şimdi bazı ülkeler, mesela ben Meksikalılarla konuştum. E, biz şimdi dünya televizyonlarıyla da temasdayız, orada dostlarımız var. Adamlar diyorlar ki burada gündelik evine ekmek götüren insan var. Bu adam çalışamadığı anda ölür. Yiyecek hiçbir şey yok bunun. Ya da bu adam gidecek yağmalamaya başlayacak. Meksika'da diyor. mı diyorlar bunu? Meksika'da Türkiye'de de var biraz. Bizde yok öyle bir şey. Ya ben Türkiye... onu söylediğim zaman bize böyle hemen bazı tabii bizde bir şey söylediğiniz zaman mutlaka bir sivri zekalı çıkar oradan bir cevap vermeye kalkar. Türkiye'de yağmalama diye bir kültür ha, yok kardeşim. onu kastetmedim ama Orada çalışmasa yani yaşamayacak. Biliyorlarca bana, bana şey insan var. Bana şey göster, süpermarkette insanlar hızlı hızlı bir şey almıştı. Kardeşim onu kastetmiyoruz. Türkiye'de yağmalama kültürü yok. Yoktu o baş. Şunu bir hani bir ülkemizde bir gurur duyun kardeşim. Bizde ırkçılık yok diyorum. Ona cevap vermek var. Yok kardeşim ırkçılık yok. İstisnai örnekler var. Yok abi yok. Bizim genimizde ırkçılık yok. Biz seviyoruz adamları. Anladın mı? Bizde ırkçılık da yok, yağmalama da yok. Bunu söylüyorsun. Vay efendim acınmak böyle gördün gördüm ben. Ya düşün bu işten. Ya bir ülkemizde gurur duyalım. Yani gelen adam buraya aşık oluyor, burada kalıyor. Biz kendi ülkemizi kendimize bir beğendiremiyoruz. Millet buraya gelip burada yerleşiyor, evini kuruyor, barkını kuruyor. Ya güneye git. Almanlar oraya almış, İngilizler buraya almış. Herkes Türkiye'de yaşam hastası. Biz aman abi Türkiye'de iyi bir şey yok diyoruz. Biz asil bir milletiz. Ee, gidin yani saatle, saatle ya, şey restorana gidelim Meksika'da. Ee, ne yapıyorsun dediler ya. Nasıl yani dedim. Bu saatle nasıl geldin buraya dediler. Geldim bayağı dedim. Bir daha gelme dediler. <laughs> yani, anladın mı? Yani Kolombiya öyle. Ha bu arada ben Meksika'yı da aşırı severim yani. Yanlış anlama. Fakat e, şeyde Güney Amerika'da böyle bir durum var yani. Adamların da zaten sancısını yaşadığı bir durum bu. Bunu e, kurtarmaya çalışıyorlar. Yani Brezilya Kolombiya, böyle yerlerde böyle bir sıkıntı var. Türkiye'de yok. Türkiye'de böyle bir sıkıntı yaşanmıyor. Birçok insan belki bilmiyordur ama sen e, yabancı gazeteleri falan çok yakından takip ediyorsun. Biz böyle evet. zaman zaman ben senden öğreniyorum mesela diyorsun ki şurada İngiltere'de bir haber çıkmış, yazı okudun mu falan tabii diye. Tabii. Orada ya da ve buraya ikisini bir yani böyle bir baktığın zaman genel olarak e, sen bu salgın sürecinin nereye doğru gittiğini görüyorsun. Yani aşı bulunacak diyorlar falan ama e, aşına inanmıyorum. Çok umutsuz konuşmalar da var. Sen ne görüyorsun? Ben ne görüyorum biliyor musun? Bence bu bir grip türü. Fakat e, tabii ki insanlar da hayatlarını kaybederken etkenlerden biri de grip oluyor. Yani grip öldürmez diye bir şey yok. Bağışıklık evet. sistemi eğer zayıfsa e, gripten ölüyorsun. Ya da yaşlıysan e, grip öldürebilir. Şimdi bu bir gerçek. Bunu koy kenara. Şimdi öte yandan da yayılma hızına baktığımız zaman da çok ciddi bir kitlenin bu gripi yaşayacağı gerçeği var. Ben öyle görüyorum. Yani fakat yapılan önlemlerin hepsinde doğru buluyorum. Çünkü yığılma olmaması lazım. İtalya ve İspanya ani yığılmayla büyük can kayıpları verdi. Biz bu konuda hani ben Sağlık Bakanımıza serverde de söyledim. Çok teşekkür ettim. Yani olayı böyle sahip çıktı. Babacan tavırlar sergiledi. insanları yakaladı. Yani burada o pozisyonda çok önemli bir sorumluluğu çok güzel bence başardı. Ha ülke olarak şimdi tabii ki Vakalar arttı şu anda önümüz kış belli sıkıntı var dikkatli olmamız lazım buralara bir şey demiyorum. Ben hep şeyi takip ediyorum bu arada hastanelerdeki doluluk kapasitesini hep böyle evet. soruyorum. Bakanlık da o bakanlık Yani benim da. bütün konsantrasyonum o. Çünkü inan hastanelerde bizde güzel müdahale yapılıyor. Yani yoğun bakıma alındığın zaman yer olmadığı zaman bittin abi.